Söyle hocam, söyle hocam. Buyurun. Buyurun, buyurun. Size söz vereyim. Tuncay'cığım bak. Lemi Bey'in söylediklerine, Lemi Bey'i eskiden beri tanırım. Çok başarılı bir futbolcuydu. Çok başarılı bir spor adamı oldu. Şimdi başından beri söyledikleri her şeye katılıyor. Gerçekten Recep Tayyip Erdoğan, AKP iktidarı geldiğinde hani totaliter rejimleri veya totaliter iktidarları otoriterden ayıran bir şey vardır. Totaliter bütün kurumlar benden olacak diye uğraşır. Ne kadar kurum varsa, ekonomik, siyasal, futbol, ne olursa olsun benden olsun diye. Recep Tayyip Erdoğan böyle biri olduğu için 1992'de Özerk Futbol Federasyonu kurulmasına rağmen kanunla iş başına geldikten sonra tamamıyla bütün bu futbolu, çünkü burada ekmek de vardı, ele geçirmek istedi. Şimdi uzun süre bunu devam ettiremedi ama 2009'dan başlayarak bu işi sürdürdü. Şu anda kurulan bütün kurumlar tamamıyla siyasetle bağımlıdır. Size demin söyledim, tahkim kurulu diyorsun. Neyin tahkim kurulu ya? Neyin tahkim kurulu? AKP'nin eski seçim kazanamamış kişileri oralarda yer alıyor ve tahkim kurulu diyerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi arka arkaya karar veriyor. Ben de Lemi Bey'le beraber aynı şeydeyim. Ama Remzi Bey'in söylediklerine de kusura bakmasın kesinlikle katılmıyorum. Ali Koç bugün bu kulüplerden bir tanesinin hem de en zenginidir. Hukukun olmadığı yerde, Tayyip Erdoğan'ın istediği de budur zaten, bu olmuştur. Hukukun olmadığı yerde, o yüzden özerkliği hepsini kaldırmış, istediği adamları atamıştır. Bakın dikkat edin, Mehmet Ali Aydınlar'dan sonra bir anda Demirören. Demirören futbolla Beşiktaş'la şey yapıyordu, gitsin diyordu. Kim getirdi? Tek başına Recep Tayyip Erdoğan. Nihat Özdemir sonra kim getirdi? Recep Tayyip Erdoğan. Demirören kim? Beşiktaş'ın başkanlığını yapmış. Nihat Özdemir kim? Beşli grubun içinde olan ve aynı zamanda Fenerbahçe'nin as başkanlığını yapmış. Ve Galatasaray'ı ömrüm boyunca affetmeyeceğim diyen bir adam. Ona da belli şeyler yaptı ama sonra da büyük ekşiyi getirdi. Şimdi bu büyük ekşi işi büyüttü. Ama bu şu demek değil. Efendim daha önce Nihat Özdemir harika bir federasyondu veya Demirören harika bir federasyondu değil. Ama Ali Koç özellikle söylediği için söylüyorum. Çünkü Remzi Bey belli sadece onu söylemek için, vurgulamak için gelmiş. Bana göre bu işi düzeltmeye değil, bu işin kendi lehinde gitmesi için devreye giren zengin bir insandır. Ali Koç bugüne kadar, dikkat edin, ya 10 yıldır şampiyon olamadım diyor. Trabzon'da mı o zaman FETÖ'cü? Beşiktaş'ta mı FETÖ'cü? Başakşehir'de mi FETÖ'cü? Ama hayır, Ali Koç'a göre ben olmazsam herkes kötü. Ali Koç net söylüyor. Bakın net, bu hukuk işini kesinlikle bir gün bile dile getirmemiş. Bir gün bile dile getirmemiş. Efendim bahis varmış. Şimdi siz Remzi Bey'e soruyorum. Ya bu kadar önemli bilgiler var. Tahkim kurulu tamamıyla siyasi. PFDK tamamıyla siyasi. Dikkat edin, bir şey daha söyleyeyim. Bir Trabzon-Fenerbahçe maçı olmuş. Hukuk müşaviri ne yapar? Sevk eder. Beyefendi Remzi Bey çok iyi bilir. Bu sevk işi nedir kardeşim? Nedir? Cezayı vermek, doğrudan doğruya tanıkları dinlemek falan mıdır? 11 gün mü 12 gün mü ne verememiş. Neden verememiş? Çünkü siyasi olduğu için verememiş. PFDK ceza verememiş. Niçin verememiş? Siyasi olduğu için verememiş. Şimdi bunlar burada dururken eğer Remzi Bey, Ali Koç başkan bunları önleyecek ve bunun için geldi ortaya çalışıyor falan der. Ben de Dursun Özbek yapmaya çalışıyor. Lemi Bey Trabzon yapmaya çalışıyor derse, bugüne kadar yıllardır dinlediğimiz o spor yazarı denilen,
günde 5 saat konuşup akıllarına bir şey getirmeyen o programlardan bir farkınız kalmaz. Sen ciddi bir gazetecisin. Sen Uğur Dündar da değilsin. Ciddi bir gazetecisin. O yüzden sen burada lütfen efendim Ali Koç kurtaracak bu ülkeyi, o getirdi zaten filan FETÖ'ye karşı filan. O zaman bunları demagoji yapıyorsunuz. Bunları bırak. O zaman aynı şeyi söylüyorsunuz. Bunları bırak. Kusura bakmayın. Türkiye'de kusura bakmayın ama. Kötü. Ya. O kadar değil ya. Kötü. Tamamı siyasi bunlar. Remzi Bey'in söylediklerinin de ben Remzi Bey'i eskiden biliyorum. Bu bahis işlerine falan karşı koyan bir insandı. Bugün neden oldu bilmiyorum ama şimdi hocam aynı şeyi söylüyoruz. Devamlı Ali Koç bu konuda bu mücadeleyi veriyor diyor. Kesinlikle Tuncay'cığım buradan bir yere varamayız. Türkiye'de siyaset hocam rezil olarak girmişiz. Ya aynı şeyi konuştuğumuz rezil. İnsan beni suçluyor. Size bir şey söyleyeceğim. Hocam bırakın. Ali Koç bir dakika sana bir şey söyleyeyim ya. Ya söyleyeyim. Vedat Muriç diye bir futbolcu vardı. Ünlü. Çaykur Rize'den Galatasaray'a gelecekti. Fenerbahçe'ye gitti. Şimdi Fenerbahçe'ye gittiği resim var. Resim. Resimde bugünkü spor bakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kardeşi ve Fenerbahçe'ye gitti. Ve Rize Başkanı da dedi ki Ali Bey'in bize sözü var. Sponsor olacaktı, bize para verecekti dedi. Şimdi hangi Ali Koç? Ali Koç bunu ilk defa şimdi benden mi duydu? Remzi Bey'in hiç aklına gelmedi mi Ali? Bunu böyle söylüyorsun siyasete ama harika insansın da bunu görmedin diye hiç söyledi mi? Hayır, söylemezler. Dolayısıyla Remzi Bey'e ben söylemiyorum. Muhakkak çok değerli bir hukukçu. Muhakkak çok değerli bir disiplin kurulu başkanıydı. Muhakkak çok değerli bir sporcu, sporla uğraşan insandır. Ama şunu, bu yanlışlığı yapmayalım. Ben Galatasaraylıyım. Lemi Bey Trabzonlu. Emin Bey Galatasaraylı. Remzi Bey Fenerbahçeli. Neyse. Ve başka bir takım. Bunu böyle Remzi Bey Rize Sporlu. Çözemeyiz. Yalan. Ortada hocam. Yalan bir gerçek var. Ha bir de Çaykur Rize'li hocam daha da kötü ya. Fenerliler bu kadar savunmuyor Ali Bey'i. Yani bu kadar inanarak savunmuyor. Ve 19 maçına biz ya şey olarak çıkmadık diyor. Yabancı hakem getirirlerse bir de tarihi değiştirirlerse çıkacağız diyor. Evet, Remzi Bey burada hayır. Bu programı diyor. Benim üzerimde yapıyoruz ya. Dikkatli çekin. Hocam, hocam bir araya gireyim. Özür dilerim. Ne Emin Şirin ne de hocam. Konuyu anlamadan konuşuyorlar. Bir dakika söz vereceğim. Ne konuşuyorlar? Onu da şunu söyleyeyim bir dakika. Remzi Kazmaz. Ercan Timur diye bir adam. Remzi Kazmaz değil. Ali Ercan Koç. Timur. Aylardır bir şey söylüyor bu Ercan Timur. Hocam. Diyor ki hepimizin telefonlarını verelim. Susurluğu başlatsınlar. Dinlesinler diyor. Ya bir tane spor yazarı Remzi Bey de herhalde. Duyanı görmedim ben. Adam diyor ki yahu hakkımız yendi diyorsanız getirin. Dünyanın en büyük 5 hakemini getirin. 10 yılı bir araştırsınlar, söylesinler, güvenelim diyor. Ya bütün telefonlarımızı verelim ben diyor. Sadece kendim de değil diyor. Çoluğumuzun, çocuğumuzun kim bahis işine karışmış, kim diyor? Bir şey yapmış. Hemen ver. Erdem Timur. Timur. Kim diyor hocam? Erdem Timur. Erdem Timur. 5 kere dedi. Ama peki. Hiç kimse duymadı bugüne kadar. Bak, her gece 4 burada, saat burada yapıyorlar. Remzi Bey de duymamış ki ben şimdi söyleyeyim ona. Ali Bey temiz futbol istiyor derken o, aman gerçek temiz futbol istiyor. Onu senden önce Ali Bey söyledi. Erdem Timur'u sizden önce şimdi buyurun, Ali Koç buyurun söyledi. Buyurun gene Ali Koç'u siz övün gene. Gene söyleyeceklerimiz var. Hocam hocam lütfen hocam yani bir nokta koyalım. Şimdi Remzi Kazmaz'a bir canınızın hiçbir kelimesine tamam. Katılmıyorum. Hiçbir kelimesine katılmıyorum. Evet, ben Ali Koç'un avukatı değilim. Hadi katılsanız üzülürdüm şahsen söylüyorum. Yani hiçbir kelimesine katılmıyorum. Derdim ki, o nedenle ben herhalde bugüne burada kadar Ali Koç, yaşadım. Ali Koç'un hukukçuluğu yanlış yaptım. Aranızdaki ilişkiyi bilemem. Ali Koç'u seversiniz sevmezsiniz. Ben Ali Koç'un yüzünü bir defa daha görmedim. Bir kere daha söylüyorum. Emin Bey'e de ve size de. Ali Koç elindeki dilekçeleri açıklasın. Ali Koç
az evvel bahsetmiş olduğunuz hakimin dilekçesi elinde İzmir bölgesindeki üçlü hakim sayayım ben de. Kadir Sağlam, Koray Genzerler, Alper Ulusoy. İzmir bölgesinin hakimleri her masa çıkarlar. Neden? Bunları Ali Koç büyük ekşiye verdiği halde şu ana kadar bunlarla ilgili herhangi bir işlem yapamadı. Ben Ali Koç'un avukatı değilim. Ali Koç çıkacak, sadece Fenerbahçe'nin hakkını değil, Türk futbolunun hakkını savunacaksa o zaman Ali Koç'u savunurum. Ali Koç Fenerbahçe'nin hakkını savunuyor. Bir başkan olarak hakkı olabilir. Ben Türk futbolunun hakkını savunmak istiyorum. İşte temiz güzel, futbolu işte biz savunmak aynı şeyi istiyorum. Söylüyoruz. Ama burada konuşacak beyefendi, olan kim? Beyefendi. Cesur kulüp yemin, başkanları. Beyefendi. Cesaretli yemin, kulüp dediniz, başkanları. Onlardan biri de Alişer. Türkiye'yi savunmak için dediniz. Alişer. Beyefendi demin ne dediniz? U19 maçına çıkmadı Türk futbolu savunmak. Ali ben Koç de diyorum konuşursa, ki size. Ya kendileri öyle demiyor bütün, diyorum. Siz bana anlatıyorsunuz şimdi. Beyefendi lütfen Remzi Bey size saygım sonsuz. Üstelik evet. CHP'lisiniz de ne olur ya, biraz saygım. Daha buna Fener Çaykur Rize'den bakmayın da Türk futbolu Lemi çok güzel şeyler söyledi. Onların üstüne kalalım. Bırakalım futbolun biz Lemi'yi. Biz Lemi Çelik'in söyledikleri hocam. Üstünden duralım. Program daha rahat olur. Böyle program olur mu? Evet. Remzi böyle Bey. Hocam. Lemi Bey sen, hocam, bu tebrik tartışmadan... ederim. Bir spor adamı olarak tebrik ederim. Bu tartışmadan çıkamayacağız hakikaten. Bravo. Ancak senin gibi insanlarla bu Türk futbolu eğer bir yere gelecekse bu siyasal baskılar, hocam, bu zenginlerin baskıları, bu parası olanların baskıları, bu mafyanın baskıları senin gibi insanların Türk futbolunda yer almalarıyla ancak düzelir. Keşke duysalar da seni federasyon, senin gibi adamları federasyon başkanı yapsalar, Ali Koçları değil, senin gibi adamları keşke. Yapsalar keşke derim. Hocam, Ali Koç. Şimdi çok teşekkür ederim. Hocam. Ben? Hocam bir virgül koyalım. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, bir cümle söyleyeyim. Çünkü uzaktan uzağa konuşuyoruz, sesimiz birbirimize geç gidip geliyor. Tam anlamıyla anlaşamıyoruz. Remzi Kazmaz da aslında... Futbol ve kulüpler üstü konuşmak istedi fakat söze Ali Koç'la girince de anladığım kadarıyla başka bir tepkiyle karşılandı. Remzi Kazmaz'ın da ben yıllarda tanıyorum. Duruşunu da bilirim. Fenerbahçeli de değildir hakikaten. Futbol ve siyaset üstü konuşmak istedi ama Ali Koç örneğinden yola çıkınca hem Sayın Şirin hem de Sayın Batum'un tepkisiyle karşılaştı. Aynı stüdyoda olmamız lazım bu işin içinden çıkmamız için. Bu uzaktan bağlantıyla çok zor. O yüzden şöyle konuşalım. Lemi Çelik'e de ben söz vereyim. Remzi Kazmaz'a da çok kısa. Çünkü artık 2-3, 4-5 dakikanın içindeyiz. En son da Emiş